Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedî levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusul rabbinâ bil hak. Allahümme Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Emma ba'du fel evveli Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel badun Allah femen kâne fî galbihi Allah femu'inuhu fiddâreyn Allah فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللَّهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, bugün tarih 15 Temmuz 2021'i gösteriyor. Bundan 5 sene kadar önce ülkemizde hain bir darbe girişiminde bulunuldu. Bunun 5. yıl dönümü, vatanımızı, milletimizi bu işgal girişiminden kurtarışımızın 5. yıl dönümünde 251 şehidimiz var. 2196 da gazimiz var. Allahu Teala bütün şehitlerimize, Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelen bütün İslam şehitlerine gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz bütün yaralı olan, hasta olan asker, polis, güvenlik güçleri ve milletimizin bütün hastalarına acilen şifalar ihsan eylesin. Rabbimiz vatanımızı, milletimizi, ümmeti Muhammed'i, bütün ümmet coğrafyalarını bu tür hain darbe girişimlerinden, işgal girişimlerinden korusun, muhafaza eylesin. Bugün nasip olursa hem Kurban Bayramı'nın gölgesi üzerimize düştü, hem de 15 Temmuz'un yeni bir yıl dönümünü de ifa ediyoruz. Dolayısıyla kurban ibadetiyle 15 Temmuz'da vatan savunmasının, gerektiği zaman canını da Allah yolunda feda etmenin inşallah bir köklerini hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri En'am Suresi 162. ayeti kerimede şöyle buyururlar. Estağfirullah. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki ey Habibim, muhakkak ki benim namazım, kurbanım, ibadetlerim, hayatım, yaşayışım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Namazımız, ibadetimiz, kurbanımız, yaşayışımız ve nihayetinde ecelimiz geldiği zaman ölümümüz alemlerin Rabbi olan Allah için olmalıdır, Allah adına olmalıdır. Rabbimiz bütün ibadetlerimizi, hayatımızı ve nihayetinde ölümümüzü de Allah adına olan,
Allah için olan kullarından eylesin. Rabbimiz ibadetlerimizi, kulluğumuzu dergâh-ı hindiyesinde makbul eylesin. Tabii burada hem namazımızın dinin büyük bir ibadeti, hem de kurban ibadetinin ve bütün ibadetlerimizin Allah adına yapılmasının ehemmiyetini, hem de hayatımızın, yaşayışımızın, yani doğumdan vefat edene kadar, ergenlik çağından artık sorumluluk sahibi olduktan sonra vefat edene kadar bütün hayatımızı bir sorumluluk bilinci içerisinde ifa etmek, dolayısıyla gençliğimizi de, yetişkinliğimizi de, evlenmemizi de, iş hayatımızı da, gece hayatımızı, gündüz hayatımızı da, komşularımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla olan münasebetlerimizde de her şey Allah için olmalı ve Allah adına olmalı. Rabbimiz hayatımızı, hem yaşayışımızı, hem de ölümümüzü Allah adına yapmak suretiyle bereketlendiren kullarından eylesin. Tabii kurban ibadetinin özellikle mala karşı, mülke karşı, insanların servetlerine karşı, hatta gerektiği zaman canına karşı olan tavrımızın ne olması gerektiğini de İslam bize en güzel bir şekilde ifade etmiştir. Mala karşı tavrımız ne olacak? Mülke karşı tavrımız ne olacak? Servete karşı olan tavrımız ne olacak? Ve gerektiği zaman da canımıza karşı olan tavrımız ne olacak? Bunu en güzel bir şekilde hem Kur'an-ı Kerim'de, hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde, hadis-i şeriflerinde ve yaşayışında ve Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin hayatlarındaki örneklerinde bunu görmüş oluyoruz. İbrahim aleyhisselam bunun en güzel örneklerinden birisidir. Hani namaz kıldığımız zaman, namazdan çıkmadan önce tahiyyatta ettehiyyatüden sonra salli ve barik dualarını okuyoruz. İşte orada Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. Yine Allahümme barik duasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biz dua ediyoruz ve orada İbrahim aleyhisselamı ve ailesini de ona nasıl salat ettiğin gibi, onu nasıl mübarek kıldığın gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve ailesini de mübarek kıl, ona da salat et diye biz de ne yapıyoruz? Namazda dua ediyoruz. Demek ki namaz ibadetinde bile zikredilen, örnek alınması istenen bir aile var. İbrahim aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam ailesi. Rabbimiz cümlemizi, hem Efendimiz'i, hem ailesini, ehli beytini, hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesini, arkadaşlarını, İbrahim aleyhisselamı ve Ali İbrahim'i örnek almayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamdan ve onun ailesinden bahsedilmesinin önemli bir sebebi var. Namazda da ibadetin bir parçası haline gelen İbrahim aleyhisselam'dan bahsedilmesi, onun örnek alınmak istenmesinin de çok önemli bir hikmeti var. O da şudur. İbrahim aleyhisselam'ın uzun yıllar çocuğu olmadı. Tabi bu da bir imtihan. Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin bir imtihanı ve 80 yaşına kadar çocuğu olmadı. Yine Zekeriya aleyhisselam'ın da uzun yıllar çocuğu olmadı. Bu da Rabbimizin bir imtihanı. Tabi İbrahim aleyhisselam, ya Rabbi bana bir evlat lütfedersen ben en sevdiğimi senin yoluna feda edeceğim diye böyle bir adakta bulundu, bir söz verdi. Nihayetinde Allahu Teala Zülcelal Hazretleri ona uzun yıllar sonra İsmail Aleyhisselam'ı verdi. Tabi İsmail Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam Efendimiz çok seviyor idi. Uzun yıllar çocuğu olmamış ve olduktan sonra da büyük bir muhabbeti, sevgisi vardı. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu kendisinden fazla hiçbir şeyin sevilmemesini, en fazla sevilecek kişinin de kendisi olduğunu burada güzel bir örnekte bütün insanlığa, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa güzel bir şekilde bir aile üzerinden, bir peygamber üzerinden, bir baba üzerinden, bir anne üzerinden, bir evlat üzerinden bizlere bu tabloyu sunmuş oldu. Kur'an-ı Kerim
bunu şu şekilde ifade eder. Safat suresi 102. ayeti kerime, 102'ye varınca, evet, 102. ayeti kerimede, öyle ki Yasin suresinin peşine gelen suredir bu. Felemme belaga ma'hus sa'ye, ne zaman ki İsmail aleyhisselam böyle bir koşacak çağa geldiği zaman, yani koşup gürbüzlendi, böyle tam sevimli bir çağa geldi. O zaman İbrahim aleyhisselam rüyasında Allah'a verdiği sözle alakalı böyle rüyalar görmeye başladı. Hatta bir gün oğluna dedi ki, ya buneyye, ey oğulcağızım, inni ara fil menami enni edbahuke fanzur mada tara. Ya evladım, ben seni rüyamda ya boğazladığımı görüyorum. Yani seni kurban ettiğimi görüyorum. Ne dersin dedi. Yani bunu bir defa gördü. İkinciye yine gördü, üçüncüye yine gördü. Tabii peygamberlerin rüyaları şeytani değil, rahmanidir. Burada da bin bir türlü hikmet var. Ve sonra artık Rabbimize vermiş olduğu sözün yerine getirilmesi zamanının geldiğini ilahi vahiy olarak almış oldu. Çünkü peygamberlerin rüyaları da bir vahiydir. Ve sonra bunu oğluna açtı. Oğlu da küçük, yani koşma çağına gelmiş. Böyle 10-11 yaşlarında küçük bir çocuk. Ve ona dedi ki, ben rüyamda seni böyle kurban ettiğimi görüyorum deyince, oğul İsmail, o da bir peygamber çocuğu ve Allah-u Teala onu peygamber kılacak. Yani peygamberler özel insanlardır, seçilmiş insanlardır. Dolayısıyla onların çocukken de ahlakları daha farklıdır. Özel insanlar, örnek insanlar olduklarından dolayı. İşte İsmail aleyhisselam o çocuk haliyle babasına dedi ki, ya ebeti, ey babacığım, ifhal ma tutmer, emredildiğin gibi yap. Yani sana ne emrediliyorsa sen bunu uygula. Seteci dünî inşaallahu mine sabirîn. Muhakkak ki beni sabredenlerden bulacaksın. Yani bir çocuk babasına böyle söylüyor. Yani burada da hem babanın, hem de evladın, hem de annenin ne kadar muazzam bir teslimiyet içerisinde olduklarını görüyoruz. Tabii İbrahim aleyhisselam evladını bugün şeytan taşlama mahalli olan Mina'ya, Cemirat bölgesine götürüyor ve orada şeytan anneyi kandırmaya çalışıyor. Ey Hacer, İbrahim İsmail'i niye götürüyor biliyor musun? Onu kesecek. Sen nasıl bir annesin? Nasıl ciğerpareni böyle rahat bir şekilde ölüme gönderebilirsin diye annenin böyle damardan vurmaya çalışıyor. Fakat Hacer de İbrahim aleyhisselam gibi, İsmail aleyhisselam gibi tam bir teslimiyet sahibi. Allah böyle emrettikten sonra sana da bir söz söylemek düşmez, bana da bir söz söylemek düşmez. Ancak teslim olmak düşer diye şeytanı def ediyor. Sonra şeytan İbrahim aleyhisselama geliyor. Ey İbrahim, sen nasıl bir babasın? Yani sen seneler sonra çocuğun oldu, çocuk hasretiyle yanıp kavruluyordun. Şimdi çocuğunu kesmeye götürüyorsun. Nasıl bir vicdansızlık bu? Nasıl vicdansız bir babasın diye onu tahrik etmeye çalıştı. Ama İbrahim aleyhisselam yine Hacer annemizin söylediği gibi, Allah bunu emrettikten sonra artık benim de senin de bir söz söylemeye hakkın yok. Ancak teslim olmamız gerekir diye şeytanı oradan def ediyor, şeytanı kovuyor. Tabii sonra şeytan ne anneden ne babadan yüz bulamadıktan sonra bu sefer İsmail'e geliyor. İsmail diyor, baban seni nereye götürüyor? Gezmeye gitmiyorsun. Parka marka gezmeye, tozmaya, pikniğe falan gitmiyorsun. Baban seni kesecek İsmail diye onu iyicene tahrik etmeye çalışıyor. İsmail aleyhisselam da aynen annesinin ve babasının söylediği gibi, Allah bunu emrettikten sonra sana da bir laf düşmez, bana da bir laf düşmez. Ancak teslim olmamız gerekir diyor. Şeytanı kovuyor. Ancak şeytan gidecek gibi değil, diretiyor. İyicene tahrik edeyim,
bu çocuktur, bunu kandırayım diye uğraşmaya çalışıyor. Ancak bakıyor ki şeytan kaçmayınca, hani kör şeytan deriz ya, İsmail Aleyhisselam yerden bir taş alıp fırlatıyor, gözü kör oluyor. Ondan sonra kör şeytan denmiş oluyor. Yani şeytanın bu diretmesi de insanları yoldan çıkarmak için ne kadar çaba sarf ettiğini de görmüş oluyoruz. Ve burada bir ailenin, İbrahim Aleyhisselam'ın, Hacer annemizin ve çocuk İsmail'in ailece nasıl Allah'ın emrine bağlı olduklarını, şeytana uymadıkları, şeytanın diretmelerine, tahriklerine karşı Allah'ın emrini velev ki evlatlarını kurban etme can olayı olmasına rağmen Allah'ın emrini üstün tutmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Bu da bizlere kıyamete kadar gelecek olan muhteşem bir örnek. Yani Allah'tan başka kimse daha fazla sevilmeyecek. En fazla Allah sevilecek. Ve gerektiği zaman malımızı da, mülkümüzü de, servetimizi de, gerektiği zaman canımızı da, cananımızı da Allah yolunda feda edeceğimizin en güzel örneğidir. Tabii Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri, İbrahim Aleyhisselam'a, tabi Rabbimiz bir çocuğun kesilmesini, kurban edilmesini elbette istemez. Bu bir imtihandır, büyük bir imtihandır. Bir peygamberi üzerinden, bir baba üzerinden, bir anne üzerinden, bir evlat üzerinden bütün insanlığa gerektiği zaman benim yolumda canınızı da canınızı da feda edeceksiniz mesajını veriyor. Tabi sonra İbrahim Aleyhisselam elindeki bıçakla birlikte efendim taşa vurduğu zaman taşı parçalayan böyle keskin bir bıçak, ancak İsmail'in boynuna geldiği zaman kesmiyor. Birkaç defa böyle denedikten sonra Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla kurbanlığı gönderiyor ve İbrahim Aleyhisselam'a imtihanı kazandığını ve gerçekten bunun da büyük bir imtihan olduğunu ve bütün alemlere de İbrahim Aleyhisselam'ın bir namının olduğunu da ifade etmiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, bütün peygamber efendilerimizi en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi peygamberimizin, peygamberlerimizin, Ehl-i Beyt'in ve İbrahim Aleyhisselam'ın ailesinin peşinden giden, onları en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Tabii burada neyi gördük? Gerektiği zaman cananı da canını da feda etmenin örnekliğini gördük. İşte biz aziz millet, Türk milleti Allah'ın izniyle vatanımızı, milletimizi savunmak için, bayrağımızı, devletimizi savunmak için, dinimizi, diyanetimizi savunmak için, yani gerektiği zaman cananımızı feda edebildiğimiz gibi canımızı da feda ettiğimizin böyle birçok örnekleri var. Ta Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar tüm Müslümanların yaşamış oldukları bütün coğrafyalarda bunun örnekleri var. İşte kurban ibadetiyle de Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri bizlere bu güzel mesajı da vermiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kurban ibadetinden en güzel hikmetleri alan kullarından eylesin. Tabii bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin efendim 5. yıl dönümü. Tabii bu nedir? Bu bir işgal girişimi idi. FETÖ denilen Müslüman görünümlü, dindar görünümlü, dini kullanan, dini tahrif eden, dini değiştiren ve insanları her türlü kılıkla aldatmaya çalışan hain bir örgütün, sinsi bir örgütün haince bir planıydı. Ancak onların bir planı varsa da elbette Allah'ın da bir planı var. Onların oyunlarını da, tezgahlarını da her zaman bozmaya kadir olan Allah, onların ellerini de ayaklarını birbirine karıştırdı. Elhamdülillah Rabbimiz bu hain darbe girişimini efendim pasif hale getirdi, etkisiz hale getirdi ve bu aziz milleti korumuş oldu. Elhamdülillah. Tabii bunlar Allah ile aldatmaya çalıştılar.
Kur'an ile aldatmaya çalıştılar. Öyle oldu ki peygamber ile aldatmaya çalıştılar. Rüyalarla aldatmaya çalıştılar. Milletin, Müslüman halkımızın dini duygularını istismar etmeye çalıştılar. Hatta herkesin gönlüne, aklına böyle ikna edici yolları kullanma çabasına girip öyle oldu ki Türkçe Olimpiyatları adı altında yani herkesin gönlüne girmeye çalıştılar. Ancak gelinen nokta baktık ki Amerika'nın bir numaralı ajanlarıymış. Devletimizi işgal etmek, milletimizi işgal etmek, askeriyi işgal etmek, polis teşkilatını işgal etmek ve tüm devletin kademelerini ve milletimizi işgal edip Amerika'nın, batılıların, emperyalistlerin emrine vermek niyetinde idiler. Ve biz bunu nasıl anlıyoruz? İşte o 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan, o darbe girişiminde bulunan o hain askerlerin, subaylar yakalandığı zaman Avrupa'dan bir ses geldi. Yahu bunlar bizim samimi askerlerimiz, samimi arkadaşlarımız diyerek NATO'dan ses geldi. Yani adamlar, Avrupalılar, Amerikalılar bunları destekledi. Ama onların arkalarında Amerika gibi, Avrupa gibi, efendim Batı'nın güçlü kudretli devletleri olmuş olsa bile ve mekeru mekren onlar tuzak hazırladılar, oyun hazırladılar, strateji belirlediler. Darbe yapmak için her türlü altyapıyı hazırladılar ve mekerna mekran. Rabbimiz diyor ki onlar oyun hazırladılar ama biz de onların oyunlarını bozmak için biz de bir oyun hazırladık. Ve humleheşurun. Fakat onlar bunu anlamaz. Onlar bunu idrak edemezler. Fakat onlar bunların farkında değiller. Biz de onların oyunlarını da planlarını da alt üst ettik. Tüm tarih boyunca böyle olmuştur. Bu Uhud'da da böyle olmuştur. Bedir'de de böyle olmuştur. Hendek'te de böyle olmuştur. Malazgirt'te de böyle olmuştur. İstanbul'un fethinde de böyle olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda da, Çanakkale'de de, Kıbrıs Barış Harekatı'nda da, 15 Temmuz'da da elhamdülillah bu böyle olmuştur. Allah inananların, Müslümanların yanında olmuş ve zalimlere, hainlere, darbecilere karşı Allah inananlara yardım etmiştir. Elhamdülillah. Tabii bu darbe girişimi olduğu zaman Diyanet İşleri Başkanlığımızda tüm halkımız teyakkuz halinde olsun diye salalar, ezanlar okunmaya başlandı elhamdülillah. Bu da bir manevi bir destek oldu, bir moral oldu, motivasyon oldu. Ama öyle ki ezana karşı çıkanlar, salalara karşı çıkanlar, darbeyi isteyenler, yani Yunan askeri, Amerikan askeri ülkemize gelse ona çiçek tutacak bazı insanlar sala okuyan, ezan okuyan müezzinleri, imamları darbe etmeye başladılar. Camilerin duvarlarını, pencerelerini kırmaya, taş atmaya başladılar. Ama öyle oldu ki onların, içeride bulunan hainlerin de bu tür davranışlarına rağmen elhamdülillah Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri vatanımızı korudu, milletimizi korudu, devletimizi korudu elhamdülillah. Bu hainlerin, yani gözü dönmüş olan bu Amerikan ajanı, bu hainlerin hiçbir zaman aynı Bosna'da olduğu gibi, yani kafirin hiçbir zaman bir Müslümanlar hakkında bir ayrım yaptığı söz konusu değil. İşgal edecekse, öldürecekse, vuracaksa aynen Bosna Savaşı'nda olduğu gibi, efendim bu başörtülüdür, bu başı açıktır, ona göre ben Sırplar şunu öldüreyim, Hırvatlar bunu öldüreyim demediler. Başı açıkta, başı kapalıda, az dindarda, çok dindarda, içki içende, faiz alıp verende, efendim domuz eti yiyende, hatta ateist dinsiz olan bile değil mi ki bu Müslüman topluluk içerisinde bombayı hepsinin üzerine saldılar. Efendim silahları hepsinin üzerine saldılar. Hatta özellikle Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun gözetiminde Srebrenica'da 7000 üzerinde Müslüman boşluğu orada bilerek kasten soykırım yaparak onları katlettiler. Ayrım da yapmadılar. Niye? Çünkü kafirler ayrım yapmaz. Müşrik ayrım yapmaz. Onun için Allah göstermesin. Bizim ülkemizde de böyle hain bir darbe girişimi, efendim işgal girişimi, düşman işgali gibi bir durum olduğu zaman sen laiksin, sen laik değilsin, sen Alevisin, sen Sünnisin, sen dindarsın, sen az dindarsın, sen çok dindarsın, efendim sen namaz kılıyorsun, sen kılmıyorsun, sen başı açıksın, sen başı kapaksın, bunun ayrımını yapmaz. Aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi uçakları uçurup
bombaları nasıl bu milletin üzerine yağdırdılar? O göl başında özel harekatta 51 tane şehidimiz var. Boğaz Köprüsü'nde 34 tane şehidimiz var. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombardılar, köprüleri işgal ettiler, havaalanlarını işgal ettiler, valilikleri işgal ettiler. Niçin? Hiç de bir ayrım yapmadılar. Attıkları bombada ayrım da yapmadılar. Bu millet için vatanını, milletini, bayrağını, dinini korumak için sokağa çıkan bu milletin üzerine silahları da, bombaları da attılar. Hiç de pişmanlık da duymadılar. Onların mahkeme kayıtlarının, zabıtlarında da pişkin pişkin yaptıklarını savunan o insanların ikiyüzlüklerini, alçaklıklarını da görmüş oluyoruz. Ve biz biliyoruz ki elhamdülillah vatanı için çarpışan, bayrağı için, dini için, ezanlar için, salalar için, Allah için, Kur'an için çarpışıp da şehit olan insan ölmez. Bunun için tankların karşısında bu millet çıktı elhamdülillah. Bunun için karşısında bulunan efendim silahlara karşı ellerinde bir şeyler olmamasına rağmen evlerinde helalleşerek çıktılar. Ha öyle oldu ki yani kadınlarımız çıktı kamyon olarak bu darbecilere direnmek için özel insanları taşıdılar köprülere vesaire. Hatta köprüde tek bir kadın darbecilerin karşısına çıktı. Niye? Yani bu vatanı kurtarmak için F-16'lara karşı, bombalara, kurşunlara karşı direndiler. Ama ne dediler? Ya ben ölürsem öleyim ama vatan gitmesin dediler. İşte kahraman kazanda arazideki özellikle bütün ekinleri yaktılar ki uçaklar oradan kalkamasın. Ekinim yağma olsun. Yani tarlam yağma olsun. Ancak memleketim yağma olmasın dediler. Hani hatırlayın Kurtuluş Savaşı'nda. Yani ortalık zifiri böyle iyicene soğuk kış ortamı, bir taraftan kar yağıyor, yağmur yağıyor, efendim kanı üzerinde bir tane çocuk var, bombalar var, bir tanecik örtü var, kadın düşünüyor yani ninemiz düşünüyor, ben çocuğu örtsem çocuk efendim kurtulacak ama mühimmat bitecek, mühimmat işlevsiz hale gelecek, savaşı kaybedeceğiz. Mühimmat örttüğümüz zaman mühimmat kurtulacak, çocuk ölecek, ancak vatan kurtulacak dedi. Ve ne yaptı o annelerimiz, o ninelerimiz, o kadınlarımız? Çocuğu değil de mühimmatı örttü. Çocuk donarak ölmüş oldu ama hiçbir zamanda bundan pişmanlık duymadılar. Kurtuluş Savaşı'nda hatırlayın, doktorun yanına geldi, hastalar geliyor zaten, özellikle Sahra Hastanesi'ni bombalamışlar, birçok hasta var, yaralı var, bir tane subay geldi, bir tane serum kalmış, depo bombalanmış, bunu ne yapacağız? Bir tane de bir çocuk geldi. O çocuk da o doktorun oğlu. Böyle bir durum var. Bir tarafta miralay yani subay var. Bir tane kime tatbik edeyim bunu? Çocuk kendi çocuğu. Ona tatbik etmek istiyor. Gönlünden o geçiyor. Ama çocuk kurtulacak. Ama komutan ölecek. Ama komutana tatbik edersem komutan kurtulacak. Çocuk ölecek. Komutan kurtulduğu zaman vatan kurtulacak. Ama çocuğum kurtulduğu zaman vatan kurtulamayacak diyerek siz bu serumu komutana tatbik edin diyerek kendi çocuğun üzerine kapanıp ağlayan insanlar şehadet arzusuyla, canlarıyla, canlarıyla birlikte bu millet için, vatan için ne yaptılar? Canlarını feda ettiler. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün bu vatanımız için, milletimiz için canlarını feda eden hepsinden Allah razı olsun. Cennette cümlemizi peygamberimize, onları ve cümlemizi komşu eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Bugün 15 Temmuz hain darbe işgal girişiminin 5. yıl dönümü. 251 tane şehidimiz var. Rabbim hepsine rahmet eylesin. 2500'lerinde gazimiz var. Rabbimiz bütün askerlerimizden, polislerimizden, güvenlik güçlerimizden ve ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa bekleyen bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına Rabbimiz acilen şifalar ihsan eylesin. Rabbimiz vatanımızı, milletimizi bu tür hain darbe girişimlerinden, işgal girişimlerinden korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi rızası doğrultusunda hareket eden kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.